Herkese yeniden merhaba sevgili emekli dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şükür ben de iyiyim. Bilmiş olduğumuz gibi geçen yıl başlayan ve bu yıl devam eden 10 bin liralık bir emekli maaşı hiçbir şekilde emekli vatandaşlarımıza yetmiyor. Ve kiralarda %200'e yakın bir artış olduğu için örnek veriyorum 3 bin liralık, 4 bin liralık evler 8-10 bin lira oldu. Hatta 15-17 bin lira arasında da gezen var. Çünkü emekli vatandaşlarımızın aldıkları minimum tutar zaten 10 bin liralık bir maaş. Bu maaşla artık kiralarını mı ödesinler, faturalarını mı ödesinler yoksa kredi borçlarını mı ödesinler? Emekli vatandaşımız mecburen borç içinde yaşamaya bırakıldı. Fakat önümüzdeki günlerden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli vatandaşlarımıza yepyeni bir müjde daha verilecek. Emekli maaşları konusu açıkçası Türkiye Cumhuriyeti'mizin devletimizin yani bir numaralı artık konusu. Emeklilerimiz yerel seçimde artık gücünü göstermişler. SSK Bağkur'lu emeklilerimiz bu yüzden önümüzdeki günlerden sonra yani bu ayın içerisinde yeni bir kararla tekrardan ele alınacak. Ve maaşlar minimum tutar olarak 15 bin liradan başlayacak. Bundan EYT'li vatandaşlarımız, emeklilerimiz ve tabii ki de dul ve yetim vatandaşlarımız da yararlanacaklar. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Aslında en düşük emekli ücreti hesaplamalarımıza göre siz de oturup bir düşünmüşsünüzdür. En düşük emekli ücreti ne kadar olabilir diye. En düşük emekli ücreti normalde 26 bin lira olması gerekirken bu rakam 10 bin lira maalesef. Önümüzdeki günlerde bunun telafisinin yapılacağına ben eminim. Yazın ortasında zaten devletimizin en büyük zammı verilecek. Emekli vatandaşlarımıza asgari ücretle emekli maaşı arasındaki uçurum kapanacak. Böylelikle emeklimiz rahat bir nefes almış olacaklar. Yani en düşük emekli maaşı 20 bin lira olmalı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.